Herkese merhabalar sevgili oğlak burçları güneş yükselen ay burcu oğlak olanlar nasılsınız inşallah çok çok iyisinizdir. Bugün Eylül ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Sağlık nedenlerimden dolayı çok çok geç kaldığımın farkındayım. Kusuruma artık bakmayın lütfen. Sağlık olunca bütün işler tabii ki kalıyor ama ben gene de işte sorumluluk babında buradayım. Her şey güzel olsun. Siz bari sağlıklı olun. Her şey güzel olsun. Bir sıkıntınız vardı. aktı gitti duvarlar varmış. Önünüzde bunlar yıkılmış. Bakın arkadaşlar hemen şurada size kocaman bir para, kocaman bir cevap, sonuç geliyor. Siz de iki kişi tepesinde bunun konuşuyorsunuz. Böyle bır 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 bır, bır konuşuyorsunuz. Ama öyle bir hiddetli, öyle bir şiddetli ki, ay gelen parayı şöyle yapalım, ay çocuk geliyor, ay bebek geliyor, ay böyle büyük bir değişim var hayatımızda. Yani bu iki dakika konuşulup unutulacak bir şey değil. Bir bakın bekledikçe haneye doğru iniyor iki kişi olarak zaten burada gözlemliyorsunuz. Hem koca bir S harfiniz var. Yani bu bir paraysa paranız yolda hazırlanıyor, imzası atılıyor, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu büyük bir aşksa demek ki yavaş yavaş Eylül ayında bunların konuşmaları başlayabilir. Özellikle de ayın 13'ü, ayın 15'i, 23'ü, 25'i bu tarihler ki 30'u da yine aynı şekilde sizler için önemli. Ve bakın burada kocaman bir işaret var. Bu işaret genellikle böyle bir şeyleri genişten almak anlamındadır. Ne ön olduğu fark etmez. Bu sizin bu olayı çok hani önemsiyorsunuz. Hani 2000 liraya ne olacak gibi bir para değil ya da öylesine bir hoşlantı değil. Demek ki gerçekten değer veriyorsunuz. Demek ki gerçekten bu işi bu işse, kariyerse, eğitimse gideceğiniz belki bir yer belki komple hani tası tarağı toplayıp yer değiştireceksiniz, evleneceksiniz böyle toplu toplu işleriniz olabilir bunu gerçekten çok çok önemsediğinizi anlatıyor diyebilirim. Bu arada içinizi de göstereyim. İçiniz ikiye ayrılmış. Bu şunu anlatır. Yani bir yanım ailemi tutuyor, bir yanım işimi tutuyor. Bir yanım bir çocuğumu tutuyor, bir yanım diğer çocuğumu tutuyor. Bir tarafta kendime bakıyorum. Evet oğlak Burcu sen de haklısın. Ama bir taraftan bakıyorum ki annem, babam, eşim, çoluğum, çocuğum. E onlar da kendine göre haklı. Yani böyle bir içinizde ikiye bölünme bir türlü toparlayamama gibi bir olay varsa özellikle de şu alan sizi çok güzel toparlayacak diyebilirim. Bunun altında da zaten bir kısmet var. Çok genişten geliyor farkındaysanız bu olay büyük bir şey ve hani yeni bir olay değil bakın arka plandan geldiği için Zaten hali hazırda mal, mülk, toplu mal, taşınma, evdir, arabadır yani pahada böyle biraz yüklü miktarlı olan şeyler zaten gideceğim, zaten yapacağım. Zaten aklımda böyle bir işe giriş, böyle bir başlangıç vardı. İşte bunu da yapabilmek için demek ki Eylül ayı sizi çok güzel destekliyor. Şimdi şuraya geldiğim zaman burada arkadaşlar ne var? Burada yollarınız var. Burası ne taraf biliyor musunuz? Burası sol taraf. Sol tarafta yol varsa birincisi Mesela olduğunuz yerden mideniz mi bulanıyor, canınız mı sıkılıyor? Gidersiniz, taşınırsınız, iş yeri değiştirirsiniz, oradan uzaklaşırsınız. O işi beğenmiyorsanız, o bölümü beğenmiyorsanız, o insanı beğenmiyorsanız yavaş yavaş uzaklaşırsınız. Ama uzaklaşıp da yolunuzu kaybetmezsiniz. Bir tane daha bakın yolunuz var. Hatta bir tane değil, 5-4 tane kadar da yolunuz var. Ara ara kağıtlarınız ve değişiminiz var. Yani ben senden çıkıp gittiğim anda, ben bu işi bıraktığım anda benim kafamda bir plan var ki ben o uygulayacağım diyerek oradan çıkıyorum. Yani plansız bir şekilde bir terk ediş yok, plansız bir çıkış yok. Ben bu borçtan evet kurtulacağım, ama bu kalkıp da rastgele bir hadi bitireyim olayı değil düşünerek taşınarak planlayıp da çıktığınız bir yol var ve böylelikle bir şeylerden kurtuluşunuz var. Zaten yalnız değilsiniz. Bakın çok fazla konuşmalar var. Yalnız ben size bir şey söylemek istiyorum. Buradaki yollarınızın bir tanesi özellikle bakın şurası İki kişi çok net bir sohbetiniz var ve kafanızın üzerinde bir düşünce. Biraz tehlikeli olabilir. Yani şöyle, diyelim iki kardeş konuşuyorsunuz ya da anne baba olarak konuşuyorsunuz çocuğunuzla alakalı. İşte biz çocuğunuzun daha iyi bir okula geçmesini istiyoruz. Evet. Ama bunu söylediğimizde ya morali bozulursa, biz bu olayı ona anlatacağız ama ya istemezse ya da biz aramızda konuşuyoruz evet evlilik ee, ama ya aileler istemezse yani bakın bir şeyler konuşulunuyor, hem sizinle alakalı hem sizin içinde olduğunuz bir şey ama ya istenmezse ya hayır denilirse ya olumsuz cevap verilirse biraz akıllarda böyle soru işareti olabilir ama ona rağmen gene de güzel görünüyor. Sadece biraz belki size bu dönemde cesaret gerekebilir buraya baktığım zaman gelecek kısmında bakın bir yukarıya doğru çıkışınız var. Gelecek kısmında yukarıya çıkışlar sorumluluk artışı demektir. Yönetici olursunuz. Hani hane içi yönetici illaki kalkıp da iş yerinde yönetici olmak zorunda değilsiniz ama böyle genel bir yükselişi. İlişkide daha fazla sözü geçen taraf olabilirsiniz. Ailenin en önemli sözüsünüz. İşte para kazanıyorsunuzdur. Sözüm geçiyor. Çünkü para kazanıyorum hani Hani ben para getiriyorum. E benim de bir laf söyleme hakkım var. Annesi benim, babası benim. Ben konuşacağım tabii. Yani bakın burada sizin bir yetkinliğiniz, bir sorumluluğunuz ki iş içinde olabilir, kendi işinizi belki kuruyorsunuz, bir eğitim olayınız var. Bu hayat benim hayatım kardeşim. Ben başkasının isteğine göre yaşamayacağım. Ben madem bir oğlak burcuyum, madem işkoliyim, madem işini yapan bir insanım. Madem doğru düz bir şey yapacağım, bırakın da ben kendi istediğim gibi yapayım. Bırakın istediğim gibi yetişeyim, yetiştireyim, halledeyim, düzelteyim, düzenleyeyim. Adını ona göre ben koyayım. Yani başkaları karışmasın. Böyle kendinizin çabasıyla ilerlettiğiniz bir olay var. Burada bakın bir yöneticilik olayı var. Şurada güzel bir değişim var. Çok geniş açılı bir üçgeniniz var. Zaten burada da az önce ona benzer bir olaydan bahsetmiş idim. Bir şeyler genişliyor. Ne yön oldu fark etmez demiştim. Gene söylüyorum fark etmez. Bu şekilde gördüğünüz tüm üçgenler hayatınızdaki eksilerin çıkıp artıların kalmasıdır. 10 tane arkadaşınız var. 7 tanesi yılan gibi mi? O 7 tanesi çıkar 3 tane kalır. Ama bu demek değil ki siz kötü birisiniz. O yüzden sizin 3 tane arkadaşınız var. Hayır. O 7'siyle yıldızınız barışmıyordu. Kanınız ağır geliyordu. Olmuyordu. O yüzden 3 tanesi o diğer 7 tanesinde belki bedel. O yüzden bu dönemde hayatınızda bazı işler, bazı insanlar çıkabilir. Başta çok seviyorken bakın ayın başında çok heyecanlıyım, çok istekliyim dediğiniz şeyler ayın sonunda hiç de beklediğim gibi gelmedi. Hiç de istediğim gibi çıkmadı. Ben yeniden deneyeceğim. Biraz e, şekil değiştireceğim diyebilirsiniz. Artı sağ tarafta ne var biliyor musunuz? Konuşma var. Bu kadar konuşmanın sonucunda bir tane güzel bir balığınız, balığınızı görüyor musunuz? Şurada kocaman bir balığınız var. Bir tane sanki portal açılmış. Yani alan açılmış. Bu alandan da sizler yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Güzel de bir yolunuz var. Hayırlısıyla gidin, hayırlısıyla gelin ve çok güzel gözlerle geleceğe dair bir bakışınız var. Sadece kendinizi düşünmüyorsunuz. Yanınızda biri var. Belki eşiniz, belki çocuğunuz, belki ana baba. Yani ben yükselirken onları da alıp götürmeliyim. Ya da ben yükseliyorsam arkadaşlarım çok aşağıda kalmamalı. Ben yükseliyorsam arkadaşlarım da benim gibi yüksek olmalı. Gibi bir durum var. Bu arada bakın içinizi de göstereyim. İçiniz de gayet temiz. İki ayrılmış olabilirsiniz. Ama arası temiz olduğu için yani aydınlık olduğu için herhangi bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Hane içi biraz kapalı. Kapalı olması iyidir. Çok açık olmasındansa bence kapalı olması daha iyi. Böylelikle dedikodu, sıkıntı, üzüntü... yani yani hane içindeki şeyler çok fazla dışarı taşınmaz. Ee, yeni şeyler geliyor hayatınıza bazıları kısmetli. Adında soyadında Ş, A, D, Y harfi olan birisi. Z, N, M harfi olan, G gördükçe söylüyorum. Harfleri olan birisi. Ve özellikle ayın 24'ü civarlarında size iş. Ya sen şunu yapsana sen çok yeteneklisin şu işi yürütsene madem. Sen şöyle yapsana madem bir şeyim var. Bak buradan devam et. Buradan devam edersen sen bayağı baya güzel ilerlersin. Paradır, maddiyattır, maneviyattır. Çok iyi gider. Hem de hayatın bakın şurada bir terazi kurulmuş. Yukarıya doğru çıkarsın. Bakın hem burada yönlendirme hem burada teraziniz yukarıyı gösteriyor. Hem ilahi adalette hak ettiğini alırsın. Hem de bak çok başarılısın, çok yeteneklisin. Önünde kesilmemiş olur gibi bir durum var. Şöyle bir daha baktığım zaman biraz karakteri değişik bir insan var. Çok yani seviyorsunuz ama kızıyorsunuz da. Bu insanla biraz böyle hani hem evet diyorsun hem hayır diyorsun. Bu sefer benim de aklımı karıştırıyorsun. Yani lütfen bir karar ver anneciğim, babacığım, partnerim. Ben de ona göre karşı tarafa bir şey söyleyeyim. Ben de ona göre bir şeyler yapayım. Diyebilirsiniz. Birisini böyle bir uyarışınız var. Çok güzel akışlarınız var. Bir tanesi hele ki çok belli. Özellikle de konuşup anlaşarak, ya sizin olayınız olabilir bakın. Birliktelik var, aşk var, birleşmeler var, yükselişler var, dengelerin birbirini tutması var. Karşılıklı olarak zaten şurada da söyledim. Konuşuyorsunuz, ilerliyorsunuz. Illaki bunu aşk dememe gerek yok. Zaten bariz belli yani kendinize almanız için örneklendirip de uzatmamak için söylemiyorum. Ama karşılıklı konuşup oturup anlaştığınızda tamam biz bu sıkıntılı olaydan çıkabiliriz. Bu toplu olan şey de muhtemelen bizim düğünden alacağımız takı parası olabilir. Düğünümüz olabilir. Bir şeyimiz olabilir. Toplu alanlar olabilir. Toplu sınavlar olabilir. Topluca böyle bir kitlesel hareket olabilir. Bunları içeriyor ve çok güzel de balıklarınızı, ikili konuşmalarınızı gördüm. Bazen iletişimden kaçıyorsunuz ama Eylül ayı sizi iletişimden koparan değil, daha çok sizi iletişim, görüşelim, konuşalım, bir şeyleri toparlayalım. Hadi bakalım. Ama bir şey oluyorsa da hani içinde ikimizin arasında kalsın. Olayları da daha çok tetiklediğini söyleyebilirim. Biraz daha kendiniz olabildiğiniz güzel bir Eylül ayı. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlarım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.